Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Videoya başlamadan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup hemen yan taraftaki çan işaretini aktif ederek eklediğim tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bana küçük de olsa maddi olarak destekte bulunmak isterseniz de abone ol butonun hemen yan tarafındaki katıl butonuna katılıp bana ufak da olsa destekte bulunmuş olursunuz. Hobi odama yepyeni akvaryumlar yaptırmak için maddi olarak da biraz eksiklerim var. Eğer bana cüzi de olsa ufak bir destekte bulunmak istiyorsanız katıl butonu aracılığıyla bunu bana sağlamış olursunuz arkadaşlar. Şimdi dışarıdan geldim. Yunuslarım yumurtladı. Kusturdum. Bunun videosunu çekmiştim. Bir gün sonra İkinci yunusum yumurtladı. Hemen şuradaki balığımın bakın ağzı şiş. Ağzında yumurtalar var. Yeni balık, yeni yumurtalar. Bunları göstereceğim birazdan. Bugün buradaki yumurtalara bakarken şöyle yakından da göstereyim bir yandan. Buradaki yumurtalara bakarken şurada yapışkan küçücük bir vatoz yavrusu gördüm. Bunu görünce zaten direkt benim vatozlarım yumurtladığını, yavruladığını anladım. Küplerin içine telefonun flaşıyla tuttuğum zaman minik minik vatoz yavrularını gördüm. Şimdi bir ortam hazırladım. Küpten yavruları alacağız. Çünkü yunuslar çok fazla yavru balık sevmeyen, yavru balıkları eğer görürse yeme potansiyeline sahip balıklar. Canlı doğuran gibi değiller. Hemen yavruluğun içine aktaracağız. Küpten vatoz yavrusu nasıl alınır? Vatoz yavrusu nasıl bir şey? Yavru olan vatozlar nasıl bakılır? Hepsini tek tek konuşacağız. Şimdi önden sizlere bunu göstermek, açıklamak istedim. Şu an bir önceki videomda bildiğiniz gibi yunuslarım yumurtlamıştı. Yavrularını kuluçka makinesine koydum. Şu an bu şekilde yumurtadan çıkanlar zaten kendini belli diyor. Yumurta boş olanlar da şeffaf veya bu şekilde açık sarı renkli yumurtalar haline gözüküyor. Diğer ağzında yumurta olan dişim de bu arkadaşlar. Şu an ağzında bunun yumurta var ve bayağı da ağzı kursağı şiş. Bunları buradan kurtardığımda yani serbest yüzüşe geçtikleri zaman bunları alacağım. Bu yunusu kusturacağım. Yavrularını da buraya aktaracağım. Bu şekilde yapmayı planlıyorum. Şimdi yumurtalar yani yavrular şu küpün içinde. Dikkatli bir şekilde küpü alacağım. Hemen sol tarafımdaki bir böyle camdan yavruları alabileceğim bir yer hazırladım. Oraya boşaltacağız balıklarımızı, yavrularımızı. Şimdi ufaktan başlayalım. Bu arada ısıtıcıyı çalıştırdım. Şu an ısıtıcı 24 dereceye ayarlı. Isı da bu şekilde. Burası bir derece arkadan geliyor. Yani 24.2. Orada 23.2 yazıyor. 24.2 aslında. Hemen şu küpün içinde. Dikkatli bir şekilde küpü alacağım. Önce şunu bir alayım şuradan. Bakın bir tane yavru burada. Çok dikkatli bir şekilde. Evet. Şimdi diğer tarafta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Balığımızı şu an hazneye koyduk. Şu an içinde erkek balık da var ve bir ton yavrumuz da var. Şimdi bunları buradan ayırıp bizim tül yavruluğumuza, kendi yapmış olduğum yavrula ekleyeceğiz. Şimdi yavaştan küpten maşallah yavaş yavaş çıkarıyoruz. İçinde hala yumurta var bu arada. Bakın. Şu şekilde hala yumurtalar var. Bu yumurtaları da kuluçka makinesine aktaracağım zaten şimdi.
Onlar sürpriz oldu. İçinde iki batım yavru var. Yani iki tane erkek içine yumurtlamış. Bakın. Şöyle fotoğrafını da çekeyim. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Odaklayayım hemen. Aktaracağım. Bunu hemen yerine koyuyorum. Evet, şimdi bunu sakin bir şekilde anaç balığımızı buradan alacağız. Bakın şunun güzelliğine bakın. Hemen bunu alıyorum. Yeri de attım. Hemen şurayı biraz kurulayacağım. Size yakın çekim olarak göstereceğim. Yani arkadaşlar bunu beklemiyordum açıkçası. Bir küp içinde İki batım yavru var. Hiç beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hemen şöyle yerler ıslandı. Onları hallettim. Size bunu yakından göstereceğim. Bakın. Diğerleri de yumurta keseli ama kafa göz çıkmış. Ya ben bunu beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Bu keseli olanları da şu an kuluçka makinesine atacağım. Diğerlerinde zaten onlar kendini kurtarmış boy olarak. Onları da buradaki yavruluğun içine koyacağız. Yani küpün içinde henüz çıkmamış yumurtalar da var. Yani açıkçası 3 batım yumurta var. 3 tane dişi peş peşe yumurtlamış ve aynı erkek tek küpün içinde. İki tane balık çıktı ama tek bir tane erkek bekliyordu. Şimdi bunları kuluçka makinesine ayarlayayım. O zaman yine tekrardan çekime başlarım. Evet arkadaşlar, yavrularımızı kuluçka makinesine ve tül yavrularımızı ayırdık. Yani benim beklemediğim bir bu durumdu bu. Keseli yumurtalı vatoz yavrusunu ben olacağını düşünmüyordum. Ki küpün içinde çıkmamış yumurta olacağını da hiç düşünmüyordum. Etrafta kendini kurtarmış vatoz yavrusu görünce hepsi çıkmış olarak düşündüm. Keseli vatoz yavrularını doğum hali, pardon, kuluçka makinesine ayırdım. Şurada görmüş olduğunuz gibi şu sarı, yani sapsarı olanlar vatoz yavrusu, sağa sola yapışıyor. Yani buradaki kuluçka makinesine attım. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Burada en azından beraber büyüyeceklerini, keselerinden kurtulacaklarını düşünüyorum. Zaten yumurtalar kafa göz çıkardığı için çok da fazla böyle hareketli olmalarına gerek yok diye düşünüyorum. Yumurtalar çıkmamış olsaydı mantarlaşma tehlikesi vardı. Ama bu şekilde herhangi bir durumla karşılaşacağını düşünmüyorum, olumsuz bir şekilde. Burada keselerinden kurtulmuş, yani pardon, kurtulmamış balıklarım var, balık yavrularım var. Yunus ve vatoz yavrularım var. Şöyle daha yakından size göstereyim. Odak yapacak mı? Evet. Şu sapsarı olanlar vatoz yavrusu. Diğerleri ise Yunus yavrusu. Keselerinden kurtulmuş, boylanmış ve bu şekilde serbest yüzüşe geçmiş yavruları da buradaki tül yavrunun içine koydum. Burada bunların büyütümünü gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde çıkmamış yavrular da şu an görmüş olduğunuz küpün içinde. Mühim maşallahınızı alırım. Yani yavrulara resmen doyuyoruz şu an maşallah. Hızlı bir şekilde vatozlarım da yumurtladı. Büyük ihtimalle 3 tane dişi peş peşe
yumurtladı. Yumurtlayınca da artık bunlar bana sürpriz oldu diyelim. Tek sakıncam şu an vatozlar bir yere tutunuyor. Yunusların hareket etmesini engelliyor. Bu şekilde bakalım nasıl olacak. Yarın sabah göreceğiz. Bir şey olacağını düşünmüyorum ama ne olur ne olmaz diyelim. Diğer vatozlar, yani küpteki o çıkmayan yumurtaları da gözlemleyeceğim. Bir süre sonra zaten buradaki yumurtalar gibi olmayacaktır. Keselerinden kurtulduğunda direkt küpten ayırıp buradaki yavruların içine alacağım. Burada boylandırdıktan sonra ana akvaryuma salacağız. Akvaryumumuzda çok güzel, maşallah, yavrularımız gelişmekte. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Spontane gelişmiş bir video oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.